Çekmeköy Web TV'ye, Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Umarım Ramazanınız harika geçiyordur. Nasıl geçtiğine dair bize ufak ufak böyle yorumlar sosyal medyadan yazarsanız, yemekler hakkında yorum yazarsanız mutlu oluruz ve o şekilde devam ederiz. Bugün size yine harika iki tane ürünüm olacak. Böyle tam iftara az kala yapabileceğiniz, hızlı bir şekilde servis edebileceğiniz sıcak ürün olacak. Bir tanesi çıtır bir tavuk. Böyle güzel bir tempura hazırlayacağız. Tempura nedir? Bir bulamaç aslında. Tempuraya böyle bulayıp içine atacağız tavukları kızartma yağının. Sonra bir yanında harika ballı hardallı bir patates salatası olacak. Dilerseniz ben hemen malzemelere geçiyorum. Çıtır tavuk için 3 tane tavuk göğsü. Şöyle 1 su bardağı dolusu mısır nişastası. Onun bir yarısı kadar un. 1 paket kabartma tozu. Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber. 2 adet sarımsak. Ballı hardallı patates salatası için malzemeler 3 adet patates ya da benim bir tanesi büyük olursa 3-4 de olabilir size bağlı. 3'er dal maydanoz ve taze soğan. Şöyle 1 yemek kaşığı mayonez, belki 1 yemek kaşığından biraz daha fazla. Ondan biraz daha az hardal, karabiber, tuz ve 1 tatlı kaşığı da bal kullanacağım. Şimdi önce neyi geç pişer? Patatesler biraz geç açtınır. Patatesle başlayabiliriz. Ben tabii bu ballı hardallı patates salatası için size ufak ufak tüyolar da vereceğim. Kenarlarını tıraşlıyorum. Daha sonra ben bunları kullanıyorum. Kolay kesmek için. Böyle ufak küpler oluşturacağım. Böyle ufak küpler oluşturacağım. Şunları kenara alayım yine. Nasıl rahat kesilir? Ortadan ikiye bölüyorum. Bu biraz daha küçük. Bunu en başta söyleyeyim, sonra yine hatırlatırım. Patates salatası yaparken çok fazla ben duyuyorum özellikle hanımlardan. Ya benim patatesime lezzet geçmedi. Böyle hani sanki sosu başka, patatesi başka. Çok böyle uyum sağlamadı birbirine diyorsunuz. Onun sebebi siz bu patatesleri haşladığınız zaman hemen sıcakken o hazırladığınız sos neyse, zeytinyağıyla limon da olabilir sadece. O sos neyse sıcakken kurulayım hemen içine atın. Çünkü içine patates o sıcakken çekecektir lezzeti. Daha sonra içine çekmeyecektir. Bu da bir püf noktası olarak en başta söyleyeyim. Yine hatırlatırım ben bunu. Bu çünkü önemli bir detay. Yine tıraşlıyorum kenarlarını. Çok güzel. Bunları sonra çorbanıza, ondan sonra pürenize ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Her zaman bir önceki yaptığınız yemeğin bir sonrakine pas atmalı. Yani onu değerlendirecek malzeme elinize tutmalı. Türlü yapıp bile içine böyle ince ince kıyıp atabilirsiniz. Her şeyin içine olur. Şu an istemiyorum ben. Böyle kullanacağım. Yine tıraşlıyorum. Çünkü biraz daha böyle birbirine eşit parçalar olsa salatam daha güzel gözükecek. Daha homojen gözükecek. Şunları aldım. Belki şuradan bir karartı sonra. Bunu biraz daha tıraşlamak istiyorum. Böyle daha güzel oldu. Bunu üçe böleceğim. Daha büyük diğerine göre, diğerlerine göre. Evet, kolay yoldan. Kaymasın. Patates nişastasından dolayı yapışır, kayar. Onlara dikkat edeceksiniz. Birbirine yakın, eşit büyüklüğe yani. Yakın büyüklükte küpler yaptım. Direkt suyumun içine atıyorum. Ocağımın altını açıyorum. Suya tabii tuz da koyun. Patates haşlanırken o tuzunu çeksin. Şöyle. Altını açtım. Bir yandan kızartma yağımın da altını açayım. En azından ben hazırlarken bir sıcak yağ olsun. Bunu hallettim, tamam. Bu da öyle, şimdi bitti. Şimdi neye başlayalım? Tavuğun bence ben harcını yapayım, sonra tavukları kesmeye başlayayım. Yani harç değil aslında, bir çeşit tempura. Buna bulamaç da diyebilirsiniz yani. İçine bulayıp kızartacaksınız. Uzak doğu yöntemi bu, tempura yöntemi. 1 su bardağı nişastamı koydum. Onun yarısına yakın bir un. Kırmızı toz biberin hepsini koyuyorum. Yine aynı şekilde kabartma tozu. Ne eksik kaldı? Sarımsak. Sarımsakları da şöyle ezip içine atarım. Bunlardan kurtulayım. Şu patatesin de kapağını kapatayım ki daha hızlı pişsin. Ya basıncı biraz daha yükselsin. Biraz daha hızlı pişsin. Sarımsakları eziyorum. Bir bıçağımı sileyim.
sarımsaklarımı eziyorum. Bunları minik parçalara getireceğim. Yani çöp edeceğim aslında. İşte bu tavuk yani hayat kurtarıcı ya. Hemen böyle un, nişasta falan karıştırıyorsunuz. Birazcık içine su. Tavukları da kesip bulayıp hemen yağda kızartıyorsunuz. Çok bence işiniz vardı mesela. Eve yeni geldiniz. İftara da az vakit var. Hemen böyle bir kızartma yapabilirsiniz. Yanına belki salata olabilir. Normal yeşil salata olabilir. Benim gibi patates salatası olabilir. Bunlar tabii her zaman değerlendirilebilecek şeyler. Bunları yapabilirsiniz. Bunun biraz böyle pratik bir yöntemle pişen bir tavuk olduğunu düşünüyorum. Sarımsakları atıyorum içine. Şimdi buna böyle bularsanız olmaz tabii. Buna birazcık su ekleyeceğiz. Onun şeyini ayarlamanız lazım. Ya bu tamamen göz kararı. Ama bir su bardağından biraz fazla su olacaktır. İkiye yakın belki. Tamam bakıyorum. Daha alır. Elinizden fazla su kaçtı. Emin olamadınız. Birazcık daha nişasta ekleyebilirsiniz içine. Tamam. Şöyle dikkatli karıştıralım. Buna bir parça da tuz ekleyeceğim. Birazcık daha su ekliyorum. Kıvamı bana koyu geldi. Siz de dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Yani ne kıvamı diyebiliriz? Hani belki yapıyorsanız böyle bir üstünün midyenin falan kaplanır ya görmüşsünüzdür. Onun kıvamında olacak aşağı yukarı. O da bir çeşit tempura aslında. Şu an gayet iyi oldu. İstediğim kıvama geldi. Suyla vedalaşabilirim. Suyla vedalaştım. Birazcık daha çırpayım. Üstünden çırpma telini bırakmayacağım çünkü en son biraz daha çırparım. Şimdi hiç tavuğa girmeden önce bu patates salatasının yeşilliklerini bir kıyayım ki onlarla işim bitsin. Çünkü onlar ısıl işlem görmeyeceği için tavukla aynı yerde işlem görmesin. Daha önce işlem görsün, rahatlasınlar yani. Bir tavuktan bir şey bulaşmasın. Bıçağımı temizliyorum. Şöyle belki... Bunları, taze soğanları ince ince kıyıyorum. Taze soğanları kabıma alıyorum. Tamam. Maydanozları çöp edeceğim. Yani gelişi güzel parçalayacağım yine. Siz tabii içine istediğiniz taze baharatları ilave edebilirsiniz. İşte ne bileyim kekik olur taze, ada çayı olur, reyhan olur, dereotu olur. İstediğiniz gibi ayarlarsınız. Ben şu an bunları yeterli buluyorum. Çünkü zaten yeterince hardalda ve mayonezde aroma var. Bunlar sadece destekleyecek. Bunlara böyle bir ferahlık verecek. Bunları sildim. Şöyle bir... Şöyle bir yeşillikleri alayım. Şimdi tavuklara başlayacağım. Şimdi artık tavuklara geçebilirim. Salatanın malzemeleri aşağı yukarı hazır, yeşillikleri hazır. Onun karışımını sonra çırparım, sıkıntı yok. Daha patateslerim pişiyor.
Hatta alt açık mı? Açık. Süper, devam ediyor. Tavuklara geçelim. Aldım tavuk göğsünü. Şöyle biraz ince bir bıçak alacağım ki yandan girebileyim. Belki baby'sini ayırırsınız. Bu baby tavuk göğsünü ayırdım. Ortasından böyle girdim. Şöyle ince uzun parçalar istiyorum. Julien diyebilirsiniz ama tabii Julien'den biraz daha uzun bunlar. Tavukları böyle uzun uzun parçalara ayırdım. Ya gelişi güzel. Kısaltma. Baby'sini de aynı şekilde yapıyorum. Biraz daha büyük oldu şu ortası. Böyle kullanabilirim, sıkıntı yok. Bir tane daha göğüs alayım. Şimdi 3 tane dedim. Bu biraz büyük oldu şimdi benimki. Ben 2 tane kullandım. Normalde 3 tane yeterli olacaktır. Şöyle aldım. Bu biraz büyük olacağı için buna belki daha ince darbeler ya da 3'e de bölebilirsiniz böyle büyük parçanız varsa. Yine de ben böyle kullanacağım. Sıkıntı yok. Şöyle daha dikkatli kesiyorum. Bunlar çok uzun oldu. Bunları ben ikiye bölerim. Şöyle ikiye bölüp kullanırım. Şu an dengeledim bence. Hatta tek bir taneden de gösterebilirim. Şöyle. Uç kısımları biraz daha küçük olduğu için onları tek parça, bunları da ikiye bölüp böyle. Zaten işim bitmek üzere artık. Şunu nasıl kullanırım? Ya belki şöyle şuradan kesip geri kalan da uzunlamasına. Tabii ki çok eşit parçalar çıkmaz. Sonuçta homojen büyüklükte bir göğüs parçası değil yani. Bu hazır, bu hazır. Tavuklar hazır. Onun tempurası hazır. Onları kızartmadan önce patatesin o iç kısmına bir yapayım. Şimdi patates salatasının o soslu kısmını yapmaya başlayalım. Şuradan bir tane kaşık alayım. Hardal. Dediğim gibi bir yemek kaşığına yakın. Ondan belki birazcık daha fazla mayonez. Şurada benim balım var yine. Balı da böyle akıtalım. Dibinde kalan da alıyorum. Bundan da kurtuldum. Şimdi ne kaldı? Birazcık yağ ekleyelim. Bence yağ koysak iyi olacak. Şimdi ben sıvı yağ kullandım. Evet, zeytinyağı da olabilir. Çok seviyorsanız aromasını. Bir egeri olarak ben çok severim. Ama çoğu insana ağır geliyor. Benim hep böyle yorumlarda falan okuyorum. Zeytinyağı çok ağır geldi diyor. O yüzden normal sıvı yağ koydum. Biraz tabii bunu destekleyen şey var. Mayonez, hardal falan. Onların böyle aroması daha baskın olsun. Sıvı ayçiçek yağının aroması daha az olduğu için. Öyle bir denge sağladım. Yani bir parça daha yağ koymak istiyorum içine. Zaten bunu biraz daha çırparsam bu iyicene mayonez olacak. Kıvamlı bir mayonez olacak. Çırpayım. Gördüğünüz gibi mayonez aslında böyle yapıyor zaten. Yumurta sarısı, yağ sürekli çırpıyorsun, çırpıyorsun. En son bir limon damlatıyorsun. Sonra içine istediğiniz aromayı verin işte. Acı biber koyun, sarımsak koyun, ne istiyorsanız. Belki bir günde mayonez yapmayı gösteririm. Hep beraber mayonez yaparız. Tuzumu veriyorum. Patates tuzu çok sever. Tuzu birazcık fazla tutabilirsiniz. Bence bu yeterli olacaktır. Hemen karabiberimi çekeyim. Karabiber biraz fazla olabilir ya. Karabiber buna çok yakışıyor. Çünkü o balın acılığını karabiber dengeler. Hem de biliyorsunuz karabiber böyle ne yapar? Ağızda o lezzeti uzatır. Yediğiniz yemeğin lezzeti uzar karabiber kullanınca. Harika olur. Şimdi bunun püf noktası neydi? Patatesler sıcak olacak. Sos önceden hazırlayacaksınız. O sıcakken patatesleri sosun içine attığınız anda bütün aromayı içine çekecek patatesler. Lezzetli olacak. Öteki türlü lezzetsiz olur. Bu
Buna ne koyabilir? Hani düşünüyorsunuz ekstra. Sirke seviyorsanız bir parça sirke olabilir. Belki bir yarım limonun suyu olabilir. O şekilde sevdiğiniz damak tadınıza uygun şekilde lezzetlendirebilirsiniz. Ya da böyle bir komşunuz, akrabanız gelecektir iftara. Onların sevdiği, beğendiği ürünleri de ekleyip çıkarabilirsiniz. Yine kırmızı toz biber olabilir alternatif olarak. Buradaki hikaye güzel. Şimdi patateslerime bir bakayım. Patatesler birazcık daha var. Biraz daha pişsin. Ben artık tavuklarımı kızartmaya başlayayım. Sosum hazır patatesin. Yeşillikleri hazır. Ufaktan tavuklara geçebiliriz. Şimdi buradaki bütün espri tavukları yüzdürerek pişirmek. Niye? Yapışır yoksa altına. Gerçi ben şu an teflon kullanıyorum. Çok fazla yapışmaz ama bunu yüzdürerek yapın ki yapışmasın. Daha garanti olur. Ben şöyle bir önümü açayım, bir rahatlayayım. Size de göstereyim ne var ne yok burada. Bence böyle görürsünüz. Tuz da belki alabilirim. Şimdi gördüğünüz gibi böyle yaptım. Akıttım. Yağın altı açık mıydı? Açıktı. Daha da fazla açayım. İyice nedirdim. Aromayı çekti. Üstü kaplandı. Tempurası oldu. Böyle yüzdürüyorsunuz. Hop bıraktım. Yine aynı şekilde uzun bir parça alalım. İyice bulayın. Hop böyle. Yine yüzdürüyoruz. Hazır. Şöyle bir kere atıp çıkarsanız hemen zaten kaplıyor. Kıvamını yerdikten sonra hemen kaplıyor. Tavuklarımı yavaş yavaş yüzdüre yüzdüre tempurayla kaplayıp pişiriyorum. Şimdi biliyorsunuz malum yasaklar var. Çıkamıyoruz dışarı bazen. Sipariş veremiyoruz. Ama canımız fast food çekti. Evde de tavuk var, köfte var, et var, balık da olabilir. Aynı bu şekilde benim verdiğim bu tarifle istediğiniz gibi kaplayıp pişirebilirsiniz. Ve lezzetine inanamayacaksınız. Yani tamamen evde aslında sağlıklı bir nevi bir fast food yapacaksınız. Ev fast food'u. Bence gayet evde yapıldığı için masum bir kaçamak olacak. Bir de tabii avantajı şu, mesela ne kadar var iftara? 45 dakika var. Hemen karıştırın, çırpın, yağınızı kızartın, atın. Tam iftar saatinde sıcak bir şekilde servise hazır olacak. Elimi şöyle baktım, temizledim. Şunlarla şöyle bir oynayayım. Ben biraz fazla attım, yapışabilir diye korktum ama yapışmadı. Şu an gayet iyi. Bakın böyle güzelce kapladık. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Harika o dokusu, tavuğun o ıslak, böyle ağza gelen dokusu, yumuşaklığı, üstünde o nişastanın, kızartmanın verdiği o kıtırlık muhteşem. Benim tavuklarım olmuş. Şöyle bakıyorum. Artık ufaktan alayım. Aman tavuğu iyicene pişirin. Tavuk gerçekten gıda güvenliği için çok tehlikeli. Yani tavuğu iyicene pişmiş olması lazım. Hani hatır için çiğ tavuk yenir derler ya, yemeyin. Hatır için bile olsa çiğ tavuk yemeyin. Tavuk biraz o konuda sıkıntılı. Et biraz daha masum ona göre. Kırmızı et biraz daha masum. Ama tavuk birazcık sabıkalı. Bunları böyle şimdi kenara alacağım. Ama orada hemen patateslerime bakmak istiyorum ben. Patateslerim mutlu mu? Biraz daha. Biraz daha vakti var. Patates biraz daha pişsin. O da iyi pişsin. Şöyle bir parça tavuk unutmuştum. Hemen aldım. Ben yüzdürmeye devam ediyorum. Bu sene böyle olimpiyatları hazırlayacağız tavukları. Yüzdüreceğiz, yüzdüreceğiz. Gördüğünüz gibi aslında hiçbir zorluğu yok. Çok basit bir fast food. Şimdi tavuk göğsünü ben biraz lezzetlendirdim. O sası tavuk göğsü artık lezzetli bir ürün oldu. Şimdi tabi diyebilirsiniz ki ben bunların hepsini atarım canım ne olacak içine. Yapışır öbek gibi olur ve iyi pişmez. Yani istediğiniz o pişme şeyine ulaşmaz. Dışı pişer, içi çiğ kalır. Böyle bir bütün halinde olur. Börek gibi bir şey çıkartırsınız yani. Böyle bütün halde çıkartırsınız onu. Hiç de güzel olmaz.
O yüzden böyle yavaş yavaş, yüzdüre, birazcık sabır, evet. Ama gördüğünüz gibi kolay aslında. Malzemeleri kolay, karıştırması kolay, her şey kolay. O yüzden böyle atabilirsiniz. Bence bunu bugün bizi izleyen hanımlar, belki de beyler, evlerinde yapacaklar. Ben inanıyorum, bu yapılacak. Canım benim bugün bir kaçamak yapmak istiyor. Bir fast food yiyeyim ya. Hemen bundan yapacağım. Ki bence yani çoğu fast food'dan da iyi bir ürün yapacaksınız evde. Formülünü de kimseye vermeyin ha. Bu biraz şey, gizli bir formül. Yine yüzdürüyorum. Gördüğünüz gibi yüzdürdüğüm için normalde bu patlaya yapışır. Yapışmadı. Benimkiler hep böyle birbirinden ayrık bir şekilde duruyor. En son servisi zaten görürsünüz. Şu parçaya taktım. Bunun şeyi yanmış ha. O parçayı bir saattir elimle parçalamaya çalışıyorum. Şöyle büyük parça. Bunu iftarda kendime ayırayım. Bu tam benlik. Yine böyle. Belki ikili de yapabilirsiniz. Yani ikili çok yapışmaz. Ama şu an yüzecek yerim kalmadı. Bu son olsun. Parçayı attıktan sonra hemen patateslerime bakayım. İnşallah hata yapmamışımdır. Patatesle hata yaptıysam patates helva gibi olmuştur şu an. Bir bakalım. Oh çok güzel. Dokunduğum an dağılıyor. Patates hazır. Ne yapıyorduk? Direkt karıştırdığımız sosun içine patatesleri direkt atacağım. Hiç soğutmadan, sıcakken. İçine çeksin diye. Çok güzel pişmiş patateslerim. Hemen sosu içine çekecekler. Böyle bir gereçle, araçla, böyle bir araç gereçle hemen suyunu süzüp içine atabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Hani bir daha böyle süzüm bizim diye uğraşmayıp direkt hop içine atın. Direkt böyle içine atıyorum. Son kalan iki parçamı da aldım. Patateslerimi attım. Bundan kurtuluyorum. Şimdi patateslerim benim çok pişti. Belki biraz daha az pişirebilirsiniz. Ne yapmam gerekiyor? Şuna daha rahat olacaktır. Şöyle alttan yukarı karıştırın. Hemen tenceremin altında söndüreyim. Boşuna israf olmasın. Patatesler şu an bütün bu lezzetli hardal, mayonez, bal, onların hepsini içine çekiyor. Karabiber. Hepsi şu an patateslerin içinde. Zaten şu an muhteşem koktu. Bunu yapın, hazırlayın böyle. Hemen iftara direkt sofraya çıkartın. Bunu önceden yapabilirsiniz. Sabah bunu yapabilirsiniz. İlk bunu yapın yani. Öğlen artık. Ne zaman başlıyorsunuz iftar sofrasını hazırlamaya? Tamam. Muhteşem. Birazcık sıcak. Yeşillikleri koyarsam yeşillikler ölür. Ne zaman soğuyacak o zaman yeşilliklerle birleştireceğim. Bunu ben sunumda birleştiririm büyük ihtimal. Bu da hazır. Buradaki hikaye nasıl? Güzel. Gördüğünüz gibi bunlar da pişiyor. Pişmeye devam ediyor. Şimdi ben patatesimi birazcık soğutacağım. İçine yeşillikleri atacağım. Ondan sonra tavukların da son kalan parçalarını pişireceğim. Bundan sonra dilerseniz direkt sunumda görüşelim. Evet, geldik en zevkli kısma. Sunumdayız. Gördüğünüz gibi Ramazan'ın bolluk bereketine uygun harika bir çıtır tavuk tabağı. Bunu ayrıca yiyebilirsiniz yani. Ortaya koyun böyle muhteşem. İftardan sonra çorbanız için sonra bu. Yanına da muhteşem bir patates salata. Neli, ballı, hardallı. Bence çok güzel koktu. Muhteşem. Siz de bu tarifleri umarım yapacaksınız. Bugün olmasa yarın yapacaksınız. Tekrar yarın Çekmeköy Web TV'de Ramazan lezzetlerinde buluşalım.